Merhaba, A takım olarak yine selamlıyoruz sizi. Ve yine dop doluyuz bu hafta. İlk olarak çekici terörünü getiriyoruz karşınıza. Ve diyoruz ki Tanrı kimseye çektirmesin. Çekiciler, otomobil sahiplerinin korkulu rüyası. Park ettiğiniz yer yasaklı bir yer olmayabilir. Ama bu önemli değildir onlar için. Çünkü kararı verecek olan çekici görevlisidir. İtiraz etme şansınız yok. Önce hafiyelik yaparak arabanızın çekildiği yeri bulacaksınız. Daha sonra size uygun görülen cezayı ödeyeceksiniz. Günde aşağı yukarı bir araba, bir çekici. Kaç tane araba getiriyor? 8 ile 12 arası. Yani toplam demek ki... Ortalama 10. 50 tane falan araba oluyor. Oluyor. Kaç para ödüyorlar size araba çekme başına? 60 bin lira. Herhangi bir olayla karşılaştığınız oluyor mu? Yok. Yani müşteriler diyorum. Şimdi, arabası çekilen... Şimdi şöyle bir olay. Şimdi biz gidiyoruz, arabanın yanına yanaşıyoruz, düdük çalıyoruz. Yani vatandaş gelirse bırakıyoruz. Ya cezasını kesiyoruz bir eksiği varsa ya da park cezasını. Bırakıyoruz yani. Gelmiyorsa takıp götürüyoruz arabasını. Bir problem çıkıyor mu vatandaşta? Valla vatandaştan çıkan problem bizi ilgilendirmiyor. Yani adam bırak kardeşim arabamı diyor mu mesela? Tam zamanında geliyorsun. Tabii biz hemen indiriyoruz. Yok hemen indiriyoruz. Hemen gönderiyoruz tabii. İki bırakmayacağız yasak. Kim koydu bu yasa? Orada. Vali Bey mi? Niye orada neyle falan yürüyor? Ne araba var orada? Siz kendi kafanıza koydunuz. Evet. Kendi kafanıza. Pardon geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Memur Bey de gelsin. Şahit olsun Memur Bey de. Orada bakalım levha var mı? 12-2 orada park edilmez diye bir levha var mı bakalım? Kaç para ceza ödediniz beyefendi? Hiçbir şey ödemedim, ödemeyeceğim de. E nasıl şimdi arabayı alıp gidebiliyor musunuz? Evet, gideceğim bakalım kim gelecek arkamda. Buradan gitmeyin orada. Buradan baştan gelin. Belediye hangi hakla çekiyor yalnız bunu? Bana izah eder misiniz? Siz memur olarak trafik olarak benim size danışmam gerekiyor değil mi? Ama trafik çekmemiş ki arabamız. Olabilir. Buraya gider misiniz? Şimdi öbür memur arkadaşım yok. Yok olmuyor. Geceyi memur arkadaşım geçecek. Nerede? Nerede? Şu an yemekte yani 3-5 dakika ben, kadar. Ben bekleyecek miyim? Benim evde çoluk çocuğum var. Benim bir sürü adam bekliyor beni. Yani ben bekleyecek miyim? Hayır, bekleme. Saatlerce? Tam ne kalarsa vereyim canım. Verin makbuzumu, cezamı vereyim. Tabii ödeyecekse de arkadaşınız yine diyorum. Beni ilgilendirmez o zaman gidin öbür taraftan makbuz alın gelin ödeyeyim. Ben sizi beklemek zorunda değilim. Kardeşim yemeğe gitti diyorum. Türkçe söylüyorum. Ya beni ilgilendirmez ki arkadaşım. E ne yapayım? Mesela... Beni hiç ilgilendirmez. Bana makbuzumu ver. Al arabanı git. E tamam alıp arabamı gidiyorum. Ben bulurum şey. Sen nasılsa gene gelirsin. Peki şimdi ceza kesilecek bir adamı siz böyle bıraktınız gidiyor mu adamı? Geçsin. Bir daha gelecek. Peki yalnız bu sefer katlamalı alacağım. Böyle bir şeyiniz var mı? Hakkınız var mı sizin? Var. Yani devletin arabasını kullanıp buraya benzin yakıp sonra vatandaşı buraya kadar getirip sonra peki ben seni affettim git çünkü makbuz yok deme hakkınız var mı efendim? Var. Bir dakika dursanıza bir konuşalım ya. Kardeşim niye bir şey rica ediyorum sizden? Niye kaçıyorsunuz? Bana bir şey de başındaki memura söyle. Kim başında? Memur yok ki senin. Siz memur almadan niye çekici kullanıyorsunuz? Yani niye arabaları çekiyorsunuz? Böyle bir zorunluluk var biliyorsunuz. Yanınızda memur olmadan çekiyor. Yanımızda memur var mı? Var. Memursuz çekiyor. Memursuz çekiyor. Arkamızdaydı. Biz aldık. Bize taktılar. Evet. Tekrardan da biz geldik. Ebru çekicide ceza kesiyorduk. Gerekli yerlerden izin aldığımız halde belediye sağ olsun arabamızı çekmek zorunda kaldı herhalde. 10 dakikalık bir işimiz vardı. Kendilerinden de rica ettik. Çekicinin şoförüne de rica ettik. Tamam beyefendi dedi. İşinizi bitirin dedi. İşimizi bitirdik. Aşağı yukarı 15-20 dakikalık bir işimiz vardı. İşimiz bittikten sonra geldik arabamızın yerinde yerler esiyor. 5-10 dakikalık bir mevzuydu. Geldik araba yerinde yok. Daha doğrusu araba çekerlerken peşinden koştuk. Durmadılar. Buraya kadar geldik. Meyve suyu teklif ettim. Yok dedim meyve suyu şey yapmıyorum. Şimdi gazeteciler falan var dediler. 50 kağıda bağladık abi işi. 50 kağıda mı bağladık? 50 kağıda bağladık abi. Bazen kapıları açıyorsunuz değil mi? Tabii. Nasıl açıyorsunuz? O konuda da ustasınız. Onunla bir şey diyemem. Yani açı açı ustalaştınız öyle mi? Tabii. Alarm varsa arabada ne oluyor? Getiriyoruz yani alarmı falan şeyi. Zaten kapısını açmadan da getirdiğimiz araba oluyor yani. Alarm olsa da çalıyor. Şimdi bu arabaların değeri 25 ile 35 milyon arasında.
Evet. Şimdi 30 milyon liralık bir araç geliyor icabında. 1 milyarlık aracı götürüyor diyorsunuz. Evet. Ve zaman zaman da bilinçsiz bir şekilde gidiyor. Mesela araba arkadan çekiş oluyor. Yok, ona katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Çekicilerde çalışan arkadaşların hepsi bu işte uzman kişiler. Mümkün olduğu kadar araçlara hasar vermemeye çalışıyorlar. Çoğu zaten tamircilikten ayrılma. Sanatkar kişiler. Yalnız araç çekilirken ufak tefek masrafları oluyor. Şöyle, önden çekmiş, plaka çerçevesi kırılıyor. Bunu da zaten buradaki görevli arkadaş 10 bin lira civarında tespit ediyor. Plaka çerçevesini değiştiriyor veya plakası tamponu çatlamışsa tamponunu yaptırtıyor. Ondan tanzim ediyor. Çekicilerden tanzim ediliyor. Evet, gördüğünüz gibi trafik yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle park yaptıkları yerden araçları çeken bu çekici kendisi trafik yasalarını zaten ihlal ediyor. Çünkü şu anda ön plakası yok. Uygunsuz bir yerde. Onun da önü kağıtla kapalı. Yani herhangi bir olaya karıştığında bu çekicinin hangi çekici olduğunu anlamak mümkün değil. Arabanın plakası olması gereken yerde değil. Tamponu söktüm, plakayı öyle asmıştım. Kartpostal koymuşlar önüne. Peki herhangi bir olaya karışsanız nasıl anlayacağız biz sizin hangi araç olduğunuzu? Trafiğin arabası yüzünden. Kaçacak şeyimiz yok. Bu trafiğin arabası lafına fazla güveniyorsunuz gibi mi geliyor? Yok. Maliyeciler falan sizi kontrol etmiyor mu? En son pul 91 Ocak tarihli. Var pul. Evraklar içinde ya. Evraklar içinde. Efendim? Pulu var. Bir gösterebilir misiniz bana pulu? Ruhsat ortağımda yalnız. Efendim? Ruhsat bende değil, ortakta ruhsat içinde. Anladım ama bu şey değil, gerekçe değil biliyorsunuz. Hemen cezayı keserler. Görüntüsü bile burada izlenimi veren güya özel donanımlı araçlarıyla sizin belki de tek servetiniz olan milyonlarca liralık otomobilinizi kimi zaman büyük hasarlar vererek çeker götürürler. Her an her yerde karşınıza çıkabilir, arabanızı çekebilirler.